N'nin üçlü permütasyonu ve N'nin dörtlü kombinasyonu verilmiş. N'nin üçlü permütasyonu benim için şudur arkadaşlar. N kişinin 3 farklı koltuğa oturması. Yani N çarpı N eksi 1 çarpı N eksi 2. Kombinasyonda N'nin dörtlüsü ne demektir peki? N'yi 4 kere azaltarak aç. N çarpı N eksi 1, N eksi 2, N eksi 3 bölü 4 faktöriyel. Bu bu şekildeymiş arkadaşlar. Şimdi her iki tarafı 4 faktöriyel ile çarpalım. Yani 24 çarp. Hatta 4 faktöriyel olarak dursun bence. 4 faktöriyel çarpı n çarpı n 1 n 2 sol tarafa atıyorum. n n 1 n 2 n 3. Çünkü sadeleştirme evet bazen yapılabilir ama ben alışkanlık olsun diye, AYT hazırlık olsun diye kesinlikle yapmıyorum arkadaşlar. n n n 1 n 2 hepsini ortak parantezini alıyorum böyle. Burada 24 kaldı. Burada şunlar gidince eksi n artı 3 oldu. Büyüktür 0. n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 de 24 artı 3'ten 27 eksi n büyüktür 0 arkadaşlar. AYT öğrenince ikinci derece eşitsizlik yorumuyla bunu yapabilirsiniz. Ancak şimdi şöyle söylenebilir. Eğer n arkadaşlar 2'den büyükse yani 3, 4, 5 nokta nokta arkadaşlar ta ki 26'ya kadar giderseniz bunların çarpımları pozitif olacaktır arkadaşlar. Ancak şöyle bir şeyi atlamamak lazım. Kombinasyonda şu ilk kısım her zaman 4'ten büyük veya 4'e eşit olması gerektiği için bu 3'ü atlıyoruz mecburen 26'dan 4'e kadar olan sayılara bakıyoruz. Bunlarda 23 tane yaptı değişik oldu. Bir fonksiyon ne zaman örten olur? Aslında bunun daha güzelleri muhtemelen AYT testlerinde çıkardı. Şimdi buradaki yine bence bir nebze rahat. Eleman sayısı aynı olduğu için arkadaşlar, örten olması için birebir olması lazım. Yani hangisinin nereye gittiği önemli değil. Temsil olarak gösterdim size. Muhakkak birebir olması lazım. Neden? Eleman sayıları aynı olduğu için. Dedin ki hani böyle olmasın. Bazen bir şeyi anlamadığınızda tersini yapmaya çalışın. Bakın şimdi. 2 eleman bir elemana giderek örten oluyor mu? Hayır. Bakın bu sefer 5 mesela açıkta kalıyor. Bu yüzden eleman sayısı aynıysa aynı zamanda birebir olursa örten de olur. Birebir olması için de 3 çarpı 2 çarpı 1 bir, bir nevi 3 kişinin 3 koltuğa oturması gibi. Normalde fonksiyon sayısı neydi peki? Birinci eleman istediği 3 yere gider. ikinci eleman istediği 3 yere gider. Üçüncü eleman istediği 3 yere gider. Böylece 2 bölü 9'muş örten olma ihtimali. B şıkkı. Burada bizden sıralama istediği için kendimiz aslında sayı verebiliriz arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle 120 derece, 90 derece ve 150 derece var ya. Bir tanesine 12 diyeyim. Bir tanesine 9 diyeyim. 10'a bölerek bir tanesine de 15 diyeyim. Tamam Böyle sadeleştirdim. Hatta bir tane daha sadeleştireyim. 3'e böleyim. A 3 tane olsun. B arkadaşlar e, pardon A 4 tane olsun. B 3 tane olsun de 3'e bölersem 5 tane olsun tamam mı? Soldakiler sayı grafiği, sağdakiler de toplam ağırlık. Şimdi bunu da şöyle yapayım. 180 90 90. Şimdi 4 tane 180 gram ettiğine göre bir tanesi 45 gram yapar. 3 tane 90 gram ettiğine göre bir tanesi 30 gram yapar. 5 tane 90 gram ettiğine göre bir tanesi 18 gram yapar. Demek ki en ağır A'ymış, sonra B, sonra C. Bak böyle kolayca yaptık. E şıkkı oldu. Güzel bir soru. Eşit sayıda tek ve çift eleman olan dörtlü permütasyonlar. Önce o ne demek görelim bakın. Eşit sayıda tek ve çift örnek bir görüntü. Tek, çift, çift, tek gibi. İki tane çift var, iki tane tek var demek istiyor. Peki dörtlü permütasyonlarında ne demiş? Kaç tanesinde tek sayılar yan yana gelmez? İki adımda çözelim. Bir, önce bir durumu görelim. Ne yapacağız? Üç tane çiften iki tane seçeceğiz çünkü elimizde üç çift var. 4 tane tekten arkadaşlar 2 tane seçeceğiz. Şu an artık elimizde 2 tane tek 2 tane çift var. Birinci adımı hallettik. Tabi bunun yanına çarpacağız ama ikinci e, adımda görmek için olayı ne yapacağız? Nasıl bir görüntü olması gerekiyor? Tek sayılar yan yana olmayacak. O zaman önce çiftleri duvar yapacağız. Duvar yaptıktan sonra yeni 3 tane boşluk olacak. Diyeceğiz ki 2 faktöriyel çarpı 3, 2, 1. Yani 3 tane yer oluştu. 3 tanesinden bir tanesine bir tek gelir. Örnek buraya gelmiş olsun. Kalan 2 yerden bir tanesine de diğer tek yerleşmiş olsun. Örnek burası. Gördüğünüz gibi gerçekten tekler birbirini görmeyecek. Haliyle şunun yanına artık birleştirirsek bunlar çarpım olmalıydı çünkü. Böyle ikişer tane eleman seçtik. Bunların yerleştirmesi de böyle oldu arkadaşlar. 3 çarpı 6 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 2. Yani 6 bu da 6 bu da 6 altı. yani 6'nın 3. kübünden şey 6'nın 3. kuvvetinden 216 B şıkkıymış. 2 adımda böyle göstermiş oldum. Fena bir soru değil. Hem kombinasyon hem permütasyon bir arada kullandım. Zaten konuları birlikte öğrenince bence böyle harmanlamak lazım yoksa ne nereye gelecek? Sadece permütasyonla yapsanız bazı arkadaşlarımız o yüzden zorlanmış olabilir. Şıklarda 50 de var. Belki 50 yapıp eyvah nerede hata yaptım diyenler için de hemen önemli bir şey söyleyeceğim. Ama çok basit bir ayrıntı. Cevap 60 baştan söyleyeyim. Şimdi 8 tane erkek ismi varmış arkadaşlar. Sadece erkeklere konabiliyormuş. 5 tane de hem erkeğe hem kıza konulan isim varmış. Bunlardan kaç tane isim oluşturabiliriz diyor. Kız ve erkeğe koyacak şekilde. Birincisi erkeğe 8 erkek isminden bir tane koyar kıza da 5 bu bir nevi unisex isimden iki tane bir tane koyar. Artı 5 isimden 2 tane seçer. İkisine diyelim Denizle ee, Can olsun şimdi aklıma gelmedi unisex isim. Deniz ve Can olsun arkadaşlar. Bunları hangisi hangisine gidecek biliyor muyuz? Hayır. O yüzden 2 faktöriyelle de çarpmayı unutmayacağız. Tamam mı? Soruda şurayı unuttuğunuz için 50 bulmuş olabilirsiniz. 40 artı 10 çarpı 20'den 60 oldu. Cevabımız D şıkkı. Hem kombinasyon hem permütasyonlu sorularda dikkatli olmamız lazım biraz daha. Kibritleri arkadaşlar şöyle dizeceğiz bakın rastgele. Normalde şöyle işte böyle böyle rastgele dizdiğinizi düşünün tamam mı? Ama bizden bir şart istemiş. Normalde hani görüntü böyle olabilir. Ama istenen görüntüne ne? 1, yanıcı uçlar böyle ucuca gelmeyecek. Yani şöyle bir görüntü birinci olur arkadaşlar. Bir de şu en baştakini böyle yaparız. Bu sefer düzen tam tersi olur. O yüzden burada gördüğünüz gibi iki durum var. Birinci durumda sağ tarafta olma olasılığı 1 bölü 2. Aşağıda olma olasılığı 1 bölü 2. Diğerinin de 1 bölü 2. Diğerinin de 1 bölü 2. Aynı durumdan bir tane daha var. Demek ki bu 1 bölü 2'nin dördüncü kuvveti çarpı 2 arkadaşlar haliyle 1 bölü 8 oldu. Bu yüzden B şıkkı. Çocuk arkadaşlar aşağıya ortak küplere inecekmiş. Şöyle sayarak göstereyim size. Çünkü herkes bir yoldan yapıyor. Ben de farklı bir yoldan göstereyim. Şimdi bir adımda ya buraya iner ya buraya iner. Sonra bir adımda direkt şuraya iner. İki adımda bunları toplarsak 1 artı 1'den 2. Burası 1 olsun. Yine şuraya bir adımda iner. Ama buraya 1 artı 2'den 3. 1 artı 2'den buraya 3, buraya 1 adımda iner. Sonra buraya direkt iner. Özel bir şart yok. Bu ortak olduğu için 4. Şunlar ortak olduğu için 6. Bunlar orta ortak olduğu için 4. Ve buraya direkt iner 1. Böylece artık buradan son adımda ne yapacak? Özel olarak bir şey yapmasına gerek yok. 1, 4, 6, 4, 1. Toplamları kadar aşağıya yeşil zemine direkt atlayabilir. D şıkkı. Evet güzel bir soru. Bir köşesi A olacak ama B olmayacak bir paralel kenar. Nasıl oluşturacağız? Köşenin A olması ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Kesinlikle bu A köşesinden geçen bu paralel doğruyu ve bu paralel doğruyu kesinlikle çizmek zorundasınız demek. Bundan dolayı iki tane doğrusunu çizdik paralel kenarın. Bir tanesi böyle bakın bir tanesi böyle. Artık kaç tane daha ihtiyacımız var? İki tane daha ihtiyacımız var. Bir, iki, üç, 4 tane yataydan bir tanesini seçebiliriz. Temsili olarak şunu seçebilirsiniz. Sonra arkadaşlar, tabi onu sonra çıkaracağız merak etmeyin. Bir de arkadaşlar e, yataydan 1, 2, 3 tane seçebiliriz. Böylece bir paralel kenar oluşur. Hemen göstereyim bakın. Şunu bir silerek sonra demeyin onu niye seçtiniz diye. Şunu seçmiş olalım. Bir de şu doğruyu seçmiş olalım. Gerçekten bir paralel kenar çıkıyor. Yalnız yaptığım da burada B'yi de seçmiş oluyorum farkında olmadan. Ama bu bir hata değil. Mecburen yapmamız gereken şey. Doğrulardan bir tanesinden bunu bir tanesinden de bunu seçersek B köşesinden ve A köşesinden geçen daha sadece bir tane paralel kenar oluyor. O zaman onu da çıkaralım yoksa yanlış olur. Cevabımız bu yüzden 11 olacak. E şıkkı. Sınavda buna benzer bir soru vardı arkadaşlar. Bu da böyle TYT'ye uygun bir soru. Ee, görünümü tabii burada gerçekten düşünmeniz gerekiyor. Bakın şimdi birinci durum. E, temsil olarak gösteriyorum. Hatta şöyle göstereyim dur. Şöyle arkadaşlar bir T harfi bu değil mi? Şimdi bu T harfinin yanına e, bu iki birimlik olanı buraya yerleştirebilirsiniz. L harfini de böyle yerleştirebilirsiniz. Ya da bu aynen durur böyle yine e, bu ı harfine benzeyen iki birimliği buraya yerleştirirsiniz. L'yi de buraya yerleştirirsiniz. Problem değil. O zaman demek ki burada iki tane görünüm oluyor arkadaşlar. İki tane durum. Peki bu iki durum bir de ne ile çarpmamız lazım? T harfini şurada dört kenardan birine yerleştirebilirsiniz. 1 bir, bu kenara. 2 bu kenara. 3 bu kenara. 4 bu kenara. Örnek. Bakın böyle. Dolayısıyla 2 çarpı 4'ten 8 tane bu şekli yerleştirebileceğiz. C şıkkı oldu. Aslında çözümü çok basit olan bir soru ama bunların da tehlikesi arkadaşlar. O an düşünmek gerekiyor. Düşünemezsen gelmiyor aklına bir türlü ne yapacağın. Şimdi durum şöyle. Rastgele 3 tane ayrıt seçiyoruz değil mi? Altının üçlüsü. Bunların üçünün de aynı yüzde olması ne demek? Ya bu yüzde olabilir ya bunda ya bunda ya bunda. Yani aslında dört tanecik durum var. Böylece 4 bölü 20'den 1 bölü 5 oluyor arkadaşlar. İşte bu kadar. Gerçekten B şıkkı. İşte medyan, mod ve arkadaşlar ortalamanın tanımı yapılmış. Bilmiyorsanız isterseniz bir okuyun. Bunları bilmek gerekiyor çünkü. Şimdi... Aritmetik ortalama, mod ve medyan soruda birbirine eşitmiş. Buradan o zaman şu sonucu çıkarmak lazım bence hemen. Mod arkadaşlar en çok tekrar eden medyan da ortanca sayı. Medyanın y olduğu kesin. Çünkü kendisi burada küçükten büyüğe sıralamış. Y şimdi ya 10'a eşit olur. Böyle ayıralım. Ya da 14'e eşit olur. Yanlıştan başlayayım. Y diyelim 10 olsun. 6x, 10, 10, 14, z 23. Siz de hem görmüş olun bir. Buna göre toplamlarına bakarsak 63 artı x artı z bölü 7 eşittir 10 olmalı. Ee, burada bakın 10 hem medyan oldu artık ortanca sayı hem mod oldu çünkü 2 tane 10 var. Bir de aritmetik ortalamayı 10 yaptım. Böylece ne oluyor? x artı z arkadaşlar sadece 7 geliyor ama z'nin 14'ten büyük olması lazımdı. Bu yanlış oldu. y 14 ise 6 x 10 14 14 z ve 23 olur. Bunların toplamı da 67 yaptı. 67 artı x artı z bölü 7 eşittir 14'ten 98 x artı z'ye de 31 kaldı. Şimdi artık x arkadaşlar 7 olsa z 24 oluyor 23'ten büyük oluyor olmaz. x 8 olsa 31 eksi 8'den 23 oluyor o zaman 2 tane arkadaşlar tepe değeri olur ama tepe değeri bir tane demiş soruda ve o da Bakın sadece iki değer birbirine eşittir demiş. O zaman bu da olmuyor. Mod çünkü 14'tü. Ve aynı zamanda arkadaşlar 9 verirsek artık geriye 22 kalıyor. Evet bu şartlarda 22 gerçekten 14'ten büyük 23'ten küçük. 9 da 6 ile 10 arasında. Demek ki Z'ye 22 kalıyormuş. B şıkkıymış. Burada hiç üşenmeden tek tek arkadaşlar yaşlarını buradaki kartları toplamamız lazım. 42 20-24-44, 20-26-46, 22-24-46 yapıyor, 22-26-48 yapıyor, bir de 24-26-50 yaptı. Bakın 6 tane toplam durumu var. Bu 6 tanesinden x tanesi bunun şartını sağlıyormuş 1 bölü 3. O zaman bu zaten mecburen aslında kendine belli ediyor. 46'ymış bunun yaşı ki e, 6 durumdan 2 tanesi bunun yaşını sağladığından gelme olasılığı 1 bölü 3 olmuş oluyor. Yaşını soruyordu bize C şıkkı oldu. Birincisi Arda ebe olacakmış birinci ebe. İkinci ebe barış olursa üçüncü ebenin yine Arda olması lazım. Birinci ebe zaten Arda. İkinci ebe Cem ise üçüncü ebenin yine Arda olması lazım göre bakalım şimdi. Arda ebe ise %20 olasılıkla Barış'ı yakalıyormuş. Yani 1 bölü 5 olasılıkla. Ee, Barış Arda'yı yüzde kaç olasılıkla yakılıyor? 60 olasılıkla Arda'yı demiş. Demek ki o da 3 bölü 5 yaptı. Sonra arkadaşlar ne diyeceğiz? E, ee, Arda Cem'i yakalarsa Cem'i kaç olasılıkla yakalıyormuş? Yüzde 80 yani 4 bölü 5. Cem'in Arda'yı yakalama olasılığı o da arkadaşlar yüzde 80 yani yine 4 bölü 5. Demek ki birinci durum 3 bölü 25. ikinci durum 16 bölü 25. Toplarsak 19 bölü 25 oldu. Bizden yüzdesini istemiş. Yüzle çarptım. 76 oldu C şıkkı.